Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben SML Hoca. TYT, AYT, Matematik Tekrar Kampımızın geldik bugün 9. günündeyiz ve 2. dereceden denklemlerin tekrar sorularını sizle beraber çözeceğiz arkadaşlar. Tekrar sorularını çözdükten sonra, yani bu videodan sonra ödevin belli. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabımızdan sevgili arkadaşlarım güzel bir şekilde 40 tane 2. dereceden denklemler sorusunu eritip bitiriyorsun. Ve daha sonrasında artık diyorsun ki ben hazırım kardeşim. Tamam, herkese eyvallah deyip el sallayıp ortamdan ayrılabilirsin. Evet gençler, şimdi ücretsiz PDF'iniz açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsin. Tabletten, telefondan, bilgisayardan, carttan, curttan çalışabilirsin. Yalnız benle beraber çalışmanı öneririm. Tabii ki bunun çıktısını da alabilirsiniz. Yani her şey serbest gençler. İstediğiniz gibi, keyfiniz nasıl biliyorsa, ama karşınızda ben açık olayım ve ben sizlere tek tek soruları anlatırken siz de bunları not alın. Benim tavsiyem bu yönde gençler. Aklınızda bulunsun. Hazırsanız, abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Neler diyor neler, bir bakalım sorularımıza. Öncelikle şunu birazcık koyulaştıralım ve devam edelim. Şimdi diyor ki bak, bize şöyle bir eşitlik vermiş. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklem belirtiyormuş bu. Ve hangisi olamaz? Şimdi ikinci dereceden belirtiyorsa insan bir sorar, der ki ya hoca bu üçüncü dereceden ifadenin, aha bunun burada ne işi var? Haklısın, burada işi olmaması gerekiyor. Ne yapacağız o zaman? Kaybedeceğiz. Nasıl kaybederim ben bunu? Eğer a'yı eksi 3 seçersem bu burası 0 yapar ve kayboldu gençler. Hayırlı uğurlu olsun. A eksi 3'tü. O zaman burası ne olur? B eksi 3 x kare olur. Değil mi? Eksi x artı 8 eşittir 0. Şimdi B diyor hangisi olamaz? E güzel kardeşim. İkinci dereceden denklemse burada x kare varlığını sürdürmeli. Az öncekini kaybettik ya. Bunu kaybedemeyiz. Dolayısıyla B eksi 3'ü ben 0'a eşitleyemem. Eşitleyemiyorsam, eksi 3'ü karşıya atarsam B'yi de 3'e eşitleyemem. O halde B 3 olamaz diyeceğiz. Cevap C'ydi. Devam. 2x kare artı 6x artı m eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 imiş. 2x1 eksi x2 eşit 9 olduğuna göre m kaçtır diye soruluyor. Şimdi dikkat. Ben arkadaşım x1 artı x2'nin kökler toplamı olduğunu biliyorum. M hangi formülle bulunuyor? Eksi b bölü a. Demek ki eksi 6'yı 2'ye bölersem eksi 3 bulurum kökler toplamını. Ekstradan bize şu verilmiş, 2x1'den x2 çıkarsa bunu 9 bulursun denilmiş. O halde ben bu ikisini taraf tarafa toplayacak olursam artı x2 ile eksi x2 birbirini götürür. 3 tane x1 gençler eşittir 9'a eksi 3 ekledim 6 geldi. İse demek ki x1 bu da kaçmış, 2'ymiş. X1'in 2 olduğunu elde ettik ya, bak şurası 2 ya. O zaman x2 eklenince üstüne eksi 3 yapacaksa madem öyle x2 de eksi 5'tir. Şimdi benim x1'im 2, x2'im eksi 5. Ben o zaman x1 çarpı x2'yi kaç bulurum? Eksi 10 bulurum ki ben bunu c bölü a ile buluyordum. Şimdi burada a'mız 2, c'miz de m. O halde gençler m bölü 2 eşittir eksi 10 sa m burada eksi 20'nin ta kendisidir. Yani cevabımız a şıkkıdır deriz. Devam edelim. A artı 1 x kare eksi 4 x artı 3. Bu denklemin gerçel kökü yokmuş. Buna göre a sayısının en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi bunun gerçel kökü yoksa deltası nedir? Diskriminantı sıfırdan küçük olmalı diyeceğiz. Peki ben deltayı nasıl buluyordum? B kare eksi 4 ac ile buluyordum. Burada b'miz eksi 4 olduğu için 16 eksi 4 çarpı a'mız a artı 1, c'miz de 3. Demek ki bu sıfırdan küçük olacak dedik. Burada 16 eksi bakın şuraya 4 ile 3 önce çarptım 12 geldi. Eksi de var başında. Eksi 12 içeri dağıtıyorum. Eksi 12 a eksi 12 sıfırdan küçüktür dedim. Burada 12 a büyüktür 4 gelecektir. Her iki tarafı 12'ye bölersem a büyüktür 1 bölü 3 olur. A 1 bölü 3'ten büyükse bunun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Tabii ki de 1'dir. Cevap B'ydi. Kısa kenarı uzun kenarından 6 santim daha kısa olan bir dikdörtgenin alanı 27 santimetre karedir. Şimdi hemen bir tane dikdörtgen gözümüzün önünde canlansın. Kısa kenar uzun kenardan 6 santimetre daha kısaysa ben buraya x dersem burası x eksi 6 olur mu? Şimdi bunun alanı neymiş? 27. Peki ben bunun alanını nasıl bulabilirim? X ile x eksi 6'yı çarparım. Derim ki bu 7'ymiş. Pardon, 27'ymiş. Tamam. Şimdi bu dikdörtgenin çevresi sorulmuş. Çevre ne hocam? X, x daha 2x. X eksi 6, x eksi 6 daha 2x eksi 12. Demek ki çevremiz 4x eksi 12. Bizden de bu isteniyor. Pekala.
x ile x eksi 6'yı çarpınca nasıl 27 yapar? Hemen bulalım. İçeri dağıttım. X kare eksi 6x eksi 27 eşittir 0 dedim. Ben burayı x'e x diye parçaladım. Burayı da eksi 9'a artı 3 diye parçalarsam eğer çarpımları eksi 27, toplamları eksi 6'yı verir. Demek ki x'imiz ya 9 olacak ya da eksi 3 olacak deriz. Lakin şöyle bir durum var. X eksi 3 olamaz. Neden? Çünkü uzunluk belirtiyor bu. Bundan kaynaklı negatif olamaz. X kaçmış? 9. O halde getirip şurada yerine yazacağız. 4 kere 9 36 yapar. 36'dan 12'yi çıkarırsam çevreyi 24 bulurum. Hayırlı işler deriz. Cevabımız D şıkkıydı. Bir sonraki sayfadayız. İ sayısı kök eksi 1 olmak üzere bir karmaşık sayı sorusu olduğunu anlıyoruz. Kök eksi 1 neydi? İ'ydi. Kök eksi 25 nedir o zaman? 25'i 5 diye dışarı çıkarırsam 5i olur. Kök eksi 36 6i yapar. Ve buraya da artı bir tane 4 ekle demiş. Bunları da çarpacağız arkadaşlar. Çarparsam i çarpı i çarpı i bana 2 küpü verir ki 2 küp eksi i'ydi. Eksi i. 5 kere 6 da 30'du. Demek ki eksi 30 i oldu burası. Artı bir de 4'ümüz varmış. İşte bu z'ymiş arkadaşlar. Tamam mı? Bu z'nin diyor reel kısmının 2 katını al. Reel kısmı 4'tür. 2 katı 8'dir. Üzerine de imajiner kısmını ekle demiş. İmajiner kısmı eksi 30'du. Üstüne eklersek cevabı buluruz. Cevabımız eksi 22'nin ta kendisiydi. Yani cevap E şıkkıydı. X kare eksi 6 x eksi 12 eşit 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2 2'dir. Buna göre x1'in karesi eksi 8 x1 eksi 2 x2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi ben x1 ve x2'nin denklemin kökleri olduğunu biliyorsam eğer, x1'i götürüp denklemde yerine yazarsam denklemi sağlatırım. Dikkatli dinleyin. X1'in karesi eksi 6 tane x1 eksi 12 eşittir 0 olur. Ben burada x1'in karesi eksi 6 x1 yazdıktan sonra eksi 12'yi karşıya attım ve artı 12'yi elde ettim. Şimdi bu cebimizde kalsın. Ben şurada bana sorulan ifadeyi şu şekilde ifade etmek istiyorum. X1'in karesi eksi 6 tane x1 eksi 2 tane x1 dersem eksi 8 tane x1'im olur. Eksi 2 tane x2 dedim. Şimdi hatırlayın şurası kaçtı? Bakın 12 idi. Burası 12. Bunu da eksi 2 parantezinde x1 artı x2 biçiminde ifade edebilirsem x1 artı x2 bana kökler toplamını verecektir. Yani eksi b bölü a'yı. Burada eksi b bölü a'mız bunun eksilisinin 1'e oranı yani 6'dır arkadaşlar. 12 eksi 2 çarpı 6 bana 0'ın ta kendisini verir. Cevabımız c idi. X kare eksi 4x eşit 10 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Şimdi buna göre kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ben bunu x parantezinde x eksi 4 eşittir 10 biçiminde yazabilirim. Bizim denklemimiz buydu ve kökleri neydi? X1 ve x2 idi. Şimdi köklerimiz x1 artı 2 ve x2 artı 2 ise demek ki kökler 2 birim sağ tarafa kaymış. Kökler sağ tarafa kaydıysa bizim eğer ki biz bunun grafiğini çizmeye çalışsaydık, eşittir 0 değil de fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışmış olsaydık 2 birim sağ ötelenmiş bir fonksiyon olacaktı. Sağ ötelenen fonksiyonlardan x'ten 2 çıkarılıyordu. Sağ öteliyorsak çıkarıyoruz, sola öteliyorsak ekliyorduk hatırlarsanız. Burada gençler kökler 2 birim sağa kaydıysa demek ki bizim parabolümüz diyeceğim artık mecbur. Parabolümüz sağ tarafa kaymıştır. Demek ki x'lerden 2 çıkaracağım. O halde burada x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. Burada da x gördüğüm yere x eksi 2 yazarsam x eksi 6 gelir eşittir 10 bana cevabı verecek. Biraz düzenleyeceğim tabii ki. X kare eksi 8x artı 12 eksi 10'u da artı 10'u da bu tarafa eksi 10 diye atarsam eksi 10 eşittir 0 olur. Bunu da düzenlersem x kare eksi 8x artı 2 eşittir 0 yakalarız. Bu da bize nerede verilmiş bakıyoruz hemen. Eksi 8'li artı 2'li. Eksi 8'li artı 2'li B şıkkında mevcut arkadaşlar. Doğru cevabımız B idi. Devam. X kare eksi 4x artı k eşit 0 denkleminin kökleri a ve b'dir. 16 bölü a kare eksi 4a. Şimdi kökü a ise ben bu a'yı yerine yazarsam sağlar. A kare eksi 4a artı k eşittir 0. Bir de b kare eksi 4b artı k eşittir 0. Burada ben a kare eksi 4a'yı yazdıktan sonra k'yı diğer tarafa atarsam eksi k gelir. B kare eksi 4b'yi yazdıktan sonra k'yı diğer tarafa atarsam bu da eksi k gelir. Dikkat edin burada ne var? A kare eksi 4a'mız var. A kare eksi 4a dediğimiz değer eksi k'ydı. Dolayısıyla 16 bölü eksi k'yı yazdım buraya. Artı b kare eksi 4b de eksi k'ydı. Dolayısıyla eksi k'yı da buraya yine yazdım. Ve bölü 4 dedim. Bu da kaça eşitmiş? Eksi 4'ün ta kendisine. Şimdi biz k'yı bulacağız. Arkadaşlarım iyi dinleyin. Eğer ki k burada
8 olursa, k burada 8 olursa, burası eksi 2, burası eksi 2, toplam eksi 4 gelir, cevap E'dir. Farklı bir şekilde bulabilir miydik hocam? Bunu hissettik de bulduk tabii ki, ama farklı bir şekilde hissedemezsek sınav esnasında ne olacak? Şöyle yapacaksın arkadaşım. Burayı 4 ile, burayı eksi k ile genişleteceksin. 64 artı k bölü eksi 4k eşittir diyeceksin, eksi 4 olacak. Bununla bunu çarpacaksın. 64 artı k eşittir 16k gelecek. K'yı bu tarafa göndereceksin. 15k. Bir yerde hatamız var. Nerede? Hemen bakmak istiyorum. Hemen bakmak istiyorum. Şurada. Burası eksi k'ydı. Onu unuttuk. Yani yazmamışız. Şöyle ki, yine burayı 4 ile burayı eksi k ile genişleteceğim. Kusura bakmayın. Genişletiyorum. 64 artı k kare bölü eksi 4k dedim. Eşittir eksi 4. 64 artı k kare eşittir 16k gelecek. Burada k kare eksi 16k artı 64 eşittir 0 olursa, burası k eksi 8'in parantez karesine eşittir. Ve k da buradan 8'dir diyebilirsiniz. Doğru cevap yine E şıkkı olacaktı. X kare eksi 4x artı 2 eşit 0 denkleminin köklerinin ikişer katını kök kabul eden ikinci dereceden denklem x kare artı mx artı n eşit 0 olduğuna göre, kökleri m ve n olan ikinci dereceden denklem hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi iyi dinle burayı. M ve n'yi elde edebilir miyim? Tabii ki de elde ederiz. Şöyle yapıyorsunuz. Bunun kökleri eğer x1 ve x2 ise ve köklerinin ikişer katını, yani 2x1 ve 2x2 olan denklemi elde etmek istiyorsam, ben x gördüğüm yere x bölü 2 yazarım. Burayı 2 ile çarptıysam ben x gördüğüm yere x'in yarısını yazacağım. Yani x bölü 2 yazacağım. Şurada yazarsam x bölü 2'nin karesi eksi 4 çarpı x bölü 2 artı 2 eşittir 0 dedim. Denklemin bu aslında. Hemen bulalım. X kare bölü 4 eksi 2x artı 2 eşittir 0 dedim. 4 ile genişletirsem x kare eksi 8x artı 8 eşittir 0 yapar. Dikkat edin. Burada x kare eksi 8x artı 8 eşittir 0 demiştik. Demek ki m eksi 8'miş, n 8'miş. Kökleri eksi 8 ve artı 8 olan denklem nasıl bir denklemdir? Tabii ki de x kare eksi 64'ün 0'a eşit olduğu denklemdir. Yani cevabımız E şıkkı olur. Devam. X kare artı kx artı m. Bu denklemin köklerinin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasından bir fazla. Şimdi bunun kökleri, ben x1 artı x2 dersem, aritmetik ortalaması x1 artı x2 bölü 2'dir. Geometrik ortalaması da x1 çarpı x2'nin kareköküdür. Ve aritmetik ortalama geometrik ortalamadan bir fazlaymış. Demek ki bunlar birbirine eşit olurlar şu an. X1 artı x2 dediğimiz şey zaten eksi k bölü 1'den, yani eksi b bölü a'dan eksi k'dır. Eksi k'yı 2'ye böldüm. Eşittir. Karekök içerisinde x1 çarpı x2 c bölü a'dan m'dir. Ve artı 1 dedim. Tamam. Şimdi burada 2'yi karşıya gönderirsem eksi k eşittir 2 kök m artı 2 yapacaktır. Değil mi? Pekala. Ben burada şuna el atsam şimdi. Şurası zaten 4m. O bir kalsın. Artı. Şu k dediğim ise eksi 2 kök m eksi 2'dir. Bunu da bu şekilde yazdım. Bak burada k var kardeşim. K var. K buysa ben 4 çarpı eksi 2 kök m eksi 2 dedim. Bir de bunu kök m ile çarpacağım. Artı k'nın karesi. Yani bunun karesi demek zorundayız artık. Pekala. Bir de bunu buraya eklersem arkadaşlar k kareyi, yani 2 kök m artı 2'nin karesi diyebilirim. Sonuçta eksileri silebilirim karesini alacağım için. Şimdi gelelim buraya. Burası 4m yaptı. Eksi 8 şöyle diyelim, hatta burada kök m'miz, burada 4'ümüz var. 4 kök m'yi içeri dağıtıyorum. 4 kök m'yi. Eksi 8m yapar. 4 kök m'yi içeri dağıttığım için eksi 8 kök m yapar. Daha sonrasında artı şunun karesini alıyorum şimdi. 4m artı 8 kök m artı 4 gelir arkadaşlar. İşte bize bu sorulmuş. Hadi bakalım. Burada 4m, 4m daha 8m yapar. Eksi 8m ile birbirini götürdüler. 8 kök m ile eksi 8 kök m de birbirini götürdü. Geriye sadece ne kaldı? 4. Demek ki cevabımız da 4 olacakmış deriz. Devam. Bir sonraki sorumuz. İ kök eksi 1'e eşit. Z artı 2 artı 3i. Z'nin eşitliğini çarpı 2 artı 3i eşitliğini sağlayan Z karmaşık sayısı için. Reel Z eksi imajiner Z farkı kaça eşittir? Şimdi hocam ben burada Z'yi A artı İB seçmek istiyorum. Z'nin eşleniği de doğal olarak A eksi İB olacaktır. Tamam.
Şimdi geldim buraya yerine yazıyorum. A artı ib artı 2 artı 3 i dedim. Karşı tarafta ne var? A eksi ib parantezinde 2 artı 3 i'miz mevcut gençler. Pekala, burayı a artı 2 artı i parantezinde b artı 3 biçimine getirebilirim. Eşittir diyorum. Dağıtıyorum şimdi burayı. 2a artı 3a i eksi 2b i ve şimdi ib ile 3i çarparsam eksi 3b i kare yapar. İ kare eksi 1'di. Dolayısıyla artı 3b gelecektir. Şimdi sol tarafın reel kısmı a artı 2'dir. Yazdım. A artı 2. Sağ tarafın reel kısmına bakıyorum. 2a artı 3b'dir. Demek ki bu 2a artı 3b'ye eşit olacak. Bu cepte. Bir de sol tarafın imajiner kısmına bakıyorum. B artı 3. Sağ tarafın imajiner kısmı 3a eksi 2b. Hemen yazdım. 3a eksi 2b dedim. Birazcık düzenleyelim bunları. Üst tarafta a'yı bu tarafa gönderirsem a artı 3b eşittir 2 kalacaktır. Alt tarafta b'yi bu tarafa gönderirsem 3a eksi 3b eşittir 3 olacaktır. Hatta a eksi b de buradan 1 gelecektir. Şimdi şu ikisine odaklanmanızı istiyorum. Buna ve buna. Ben üsttekinden alttakini çıkarırsam a'dan a çıktı 0, 3b'den eksi b çıktı 4b. Yazamadım. Hemen yazıyorum izninizle. 4b. 2'den 1 çıktı 1. Demek ki b kaçmış arkadaşlar? 1 bölü 4'müş. B 1 bölü 4 ise a kaçtır? Çıktığında bu arada neyi sormuştu bize? Ha tamam tamam güzel. Tamam. Bir şey yapmamıza gerek kalmadı. A'yı B'yi bulmaya da gerek kalmamış. Sebep. Hemen söylüyorum sana. Hemen söylüyorum. Sabret. Söyleyeceğim şimdi. İyi dinle beni. Reel Z ne? A. İmajiner Z ne? Hop B. A'dan B'yi çıkar demiş zaten. Ben zaten A eksi B'yi 1 buldum. Demek ki cevabımız B'ymiş. Devam. A, B, C gerçel sayılar. Güzel. X kare artı 2AX artı 10 eşit 0. Denklemin kökleri C eksi İ ve C artı 3 artı BI'dir. Buna göre ABC toplamı soruluyor. Bak şimdi. Bu denklemin köklerinden birisi C eksi İ ise diğer kök C artı İ'dir. İşte bu C artı İ 3 artı BI'ye eşittir arkadaşlar. Tamam. Eşleniydi çünkü. Madem öyle buradaki B 1'dir. B 1'miş. C de 3'tür. Çok güzel. C'yi de 3 buldum. Burası zaten 4'ü verdi bana. Şimdi benim bir köküm C 3 ise 3 eksi i iken diğer köküm 3 artı i'ymiş. Tamam. E şimdi ben bunları toplarsam 6 gelmez mi? Evet. Kökler toplamımız 6 olacaksa. Eksi b bölü a. Eksi 2 a bölü 1. 6'ymış. O zaman a kaçtır arkadaşlar? Eksi 3'ün ta kendisidir. Bak burası da eksi 3'müş. Toplarsam eğer 1 gelir. Cevap c şıkkıdır. Devam. İsmail. Elindeki bir miktar kağıda her kağıdın ön ve arka yüzlerine ardışık sayılar gelecek şekilde doğal sayılar yazıyor. Daha sonra bu kağıtları bir deste haline getirip kardeşi Burak'a bu desteden bir kağıt çekmesini söylüyor. Burak bir kağıt çektikten sonra aralarında şu konuşma geçiyor. İsmail diyor ki çektiğin kağıdın üzerinde yazan sayıların çarpımı kaçtır? Şimdi ardışık sayılar yazmamış mıydı? Evet. O zaman o kağıdın üzerine n yazıyorsa arkasında n artı 1 yazıyordur. Veya önünde n eksi 1 yazıyorsa kendisi de n yazıyordur gibi. Çektiğin kağıdın üzerinde yazan sayıların çarpımı kaç demiş İsmail. Yani aslında şunu soruyor. N çarpı n artı 1'i soruyor. Burak diyor ki 506. Tamam. Toplamlarını da diyor sen tahmin et. Toplamlar A mı diye sormuş. Burak diyor ki sanırım hata yaptın. Çünkü söylediğin sayının 3 katıydı cevap diyor. Şimdi n çarpı n artı 1 506 ise bunlar neler olabilir? Önce bunu bir hesaplamaya gayret gösterelim biz. Burada şöyle diyelim mi? 25 kere 25 625 yapıyor. Demek ki 25'ten daha küçük olacak. Sonu 6 olan bir şey gelmesi gerekiyor arkadaşlar. 6 olacak şekilde bir şey gelmesi gerekiyor. Peki bu ne olabilir? Mesela 22 ile 23 olsa olur mu? Bir deneyelim mi sizde? 3 kere 22 66, 2 kere 22 44. Toplarsam 6, 0, 5. Çok güzel geldi. Demek ki bu 22, bu 23'müş arkadaşlar. Yani ne 22'ymiş. Şimdi diyor ki 506 toplamlarını da sen tahmin et diyor. E toplamlarının normalde kaç olması gerekiyor? 45 mi olması gerekiyor? Ama İsmail demiş ki toplamları A mı? Burak da diyor ki yo hata yaptın diyor. Cevap söylediğin sonucun 3 katıydı. 3 katını cevapsa İsmail 15 demiştir. O halde cevap B şıkkı olacaktı. Devam gençler. ABC'de dikdörtgen. Tamam. Kırmızı, turuncu ve mavi bölgelerin alanları toplamı 28 birim kareymiş. X kaçtır? Şimdi hocam şuranın alanı nedir? 3x karedir. Neden? Çünkü bununla bunu çarptım. Tamam, çünkü burası da x'tir.
Buraya geldim, burası 4, burası 5, çarptım 20. Buraya geldim, burası x eksi 1. Şurası kaç? 8 bak buradan itibaren. 8, 8, 8. Çarparsam 8 x eksi 8 mi gelir? Şimdi bunları toplamış. 3x kare artı 8x artı 12 mi olmuş? Bunu sevgili arkadaşlar kaça eşitleyeceğim? 28'e. Çünkü 28 demiş bize. O halde 3x kare artı 8x, 28'i bu tarafa davet edersem eksi 16 olur, eşittir 0. Bunu bir güzel çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Ben buraya 3 eksi x diye ayırırsam, mesela geldim buraya, eksi 4 ve artı 4 desem, şu şekilde çarparsam olmadı. Bak şöyle yapalım o zaman, artı 4'e eksi 4 diyelim. Çarptım 12x, çarptım eksi 4x, eşittir 8x. Ortayı verdi mi? Verdi. Demek ki bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış bir mi? 3x eksi 4 çarpı x artı 4 eşittir 0'mış. X buradan 4 bölü 3, x buradan eksi 4 gelebilir. Ama x hangisi şimdi? Tabii ki eksi 4 olamaz. Niye? X'ler uzunluk belirtiyor bize. Negatif nasıl olsun? Demek ki x kaçmış? 4 bölü 3'müş. Yani cevabımız C şıkkı olur. Devam. X artı 2 bölü x eksi 3 eksi 7 x eksi 21 bölü x artı 2 eşit 6 denkleminin çözüm kümesinin elemanlarından biri. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakalım. Şimdi ben burayı x artı 2 ile, burayı x eksi 3 ile genişletecek olursam, üst taraf x artı 2'nin karesi yapar. Tamam mı? Eksi 7x eksi 21'i de, bak 7x eksi 21'i, tamam, 7 parantezini alırsam x eksi 3 gelir, değil mi? 7 parantezinde x eksi 3 gelir. Hatta ve hatta o zaman ben şöyle bir şey yapayım. Burada bunu fark ettim çünkü. İyi dinle. Burası x artı 2'nin x eksi 3'e oranı ya. Bak eksi 7 parantezinde x eksi 3 bölü x artı 2'dir, dikkat ettiysen, eşittir 6. Şimdi bak, burası x artı 2 bölü x eksi 3, burası x eksi 3 bölü x artı 2. Yani ben bunu a dersem, şurası 1 bölü a olur. O halde a eksi 7 bölü a eşittir 6'ymış. Yani a kare eksi 7 bölü a eşittir 6'ymış. A'yı bu tarafa gönderdin. A kare eksi 7 eşittir 6 a oldu. 6 a'yı da sol tarafa postaladın. A kare eksi 6 a eksi 7 eşittir 0 oldu. Ben bunu a'ya a, burayı da eksi 7 artı 1 diye parçalarsam çarpımları eksi 7 ve toplamları eksi 6 olur. Demek ki a dediğim şey ya 7'ymiş ya da eksi 1'miş. Şimdi bu cepte. Peki a dediğim şey ne benim? İşte burası. Yani x artı 2 bölü x eksi 3. Ya 7'ymiş ya da x artı 2 bölü x eksi 3 eşittir eksi 1'miş. İçler dışlar yaparsam x artı 2 eşittir 7x eksi 21 yapar. Burada da x artı 2 eşittir 3 eksi x yapar. Buradan 2x eşittir 1, yani x eşittir 1 bölü 2 gelirken, burada da 6x eşittir 23'ten x eşittir 23 bölü 6 gelir ki A şıkkında 23 bölü 6 mevcut, 1 bölü 2 yok. Hangisi olabilir diye sormuştu. Cevap A seçeneği olacaktı. Ve gençler, artık ikinci dereceden denklemlerle alakalı son sorumuz. Yaklaşık 23 dakika gibi bir zaman oldu. Bence gayet güzel bir zaman dilimi. Çözelim sorumuzu. M sıfırdan farklı. Büyük. Farklı desene yalan olmadı yani. Büyük sonuçta. N bir gerçel sayı olmak üzere. 3mx kare eksi 8nx artı 27 n eşit 0 denkleminin kökleri neymiş? M ve n. N bölü m soruluyor. Şimdi benim köklerim m ve n ise kökler çarpımı m çarpı n olur. Ayrıyeten kökler çarpımını c bölü a ile bulabildiğim için bu 27n'nin 3m'ye oranı da olabilir. 27n bölü 3m dedim. Burada ben 27'yi 3'e bölerim. Burası 9 gelir. Her iki tarafı n'ye böldüğüm takdirde m kare eşittir 9 gelir. M buradan ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Lakin m sıfırdan büyük dediği için şunu alamam. M 3'tür arkadaşlar. Şimdi geldik kökler toplamına. M artı n, yani m 3 ise 3 artı n'den bahsediyorum. Eşittir. Kökler toplamı eksi b bölü a ile bulunuyordu. Şunun eksilisi 8 n. Burası da 3m, m'de 3'tü, bölü 9 dedim. İçler dışarı yaparsam 27 artı 9n eşittir 8n gelir. Buradan bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam n eşittir kaç gelir? Eksi 27'nin ta kendisi. N eksi 27 ve m'de 3 ise n bölü m oranı sorulmuş. Yani eksi 27'yi 3'e böl demiş. O zaman cevap kaç olur? Eksi 9'un ta kendisi. Yani cevap C şıkkı olacaktı. Evet gençler, birbirinden güzel soruları sizle beraber çözdüğüm için çok mutluyum. Siz de derse katıldığınız için beni yine mutlu ettiniz. Umarım siz de bu dersi anlayarak ve ikinci dereceden denklemlerde artılar katarak kendinize daha çok mutlu edeceksiniz kendinizi. Ve ödevinizde yaptığınız takdirde artık
ikinci dereceden denklemler diye bir derdiniz kalmayacak diye düşünüyorum. İnşallah. Evet arkadaşlar, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.